devam edeceğim. Halkın haberi ise, halkın sorunları bu ekranda olacak. Bunu bilir, bunu söylerim. Artık bitmeli etiketimizde. Gelelim canımızı çok yakan, canınızı çok yakacak o habere. Bir kadıncağız giyinmiş. Yaz vakti kendince Sakarya'da taciz uğruyor. 76 yaşında bir adam. Kızcağıza ne diyor biliyor musunuz? Biraz daha fazla giyinmen lazım. Giyinik olman lazım. Ben 76 yaşındayım. Bu görüntünle beni tahrik ediyorsun. İnsanlarla diğer canlıları ayıran özellik neydi? Haberi. Giyinik olman lazım. Ya senin adam olman gerekiyor. Ya ben 76 yaşındayım. Beni evet. tahrik abi? Ediyorsun. Yer Sakarya. Adam 76 yaşında. Karşısındaki tanımadığı genç bir kadın. Kadının giyimine saldırıyor, taciz ediyor. Gel şuraya abi çabuk. Hanımefendi ne oldu? Halk 54 adlı site yayınladı bu görüntüleri. Görüntülere göre yaşlı adam giyinik olman lazım. Ben de 76 yaşındayım. Beni tahrik ediyorsun diyerek kadını taciz etti. Bir de terbiyesiz diyerek hakaret etti. Çevredekilerin müdahalesiyle adam uzaklaştırıldı. Nerede size? Yaşlı adamın ne oldu sorusuna verdiği cevap her şeyi özetledi. İnsanı ben 76 yaşım diye. Evet. İnsanı tahrik ediyorlar. O hale geldi. Ya anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar. Başka bir şey yok. Anladım amca. Başka bir şey yok. Ben ne karışırım ama insanız ya. Kendince benzetmeler yaptı. Allah-u Teala kıskanmayan sadece domuzu yarattı ya. 18 bin alemin içinde. Ben aptal değilim ya. Deprem ve ölümleri giyim kuşama dayandırmaya çalıştı. 99 deprem oldu. Efendim öbür tarafta 45 bin kişi oldu. 45 milyon kişi olsa gene değişen bir şey yok ya. Teşekkürler. Efendim. Ben bunu söylüyorum. Yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İlgilendiniz çünkü. Şu görüntülerin ardından şu yüz ifadesiyle iki saniye susma hakkımı kullanabilir miyim? Ters bir cümle kurmak istemiyorum. HDP kapatma davası, hazine yardımının bloke edilmesi, seçimden önce YSP'ye dönüş ve o dava devam ediyor. Seçim sonrası kararlar peş peşe çıkacak. Herkes nasıl bir karar çıkacağını aşağı yukarı tahmin ediyordur ama 19 Haziran kritik. Sebebi HDP'nin hazine yardımı ile ilgili anayasa mahkemesi bloke edilsin mi edilmesin mi o kararı verecek. Dersu görüntüler gelsin ben de bilgileri hemen aktarı vereyim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmiş. Anayasa Mahkemesi de kabul etmişti. Ancak blokaj kararı HDP'nin başvurusu üzerine kaldırılmıştı. Seçim yılı dolayısıyla fazladan 400 milyon 228 bin liralık hazine yardımı yapıldı HDP'ye. Ancak parti kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girdi. Biliyoruz bunu. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nden bir kez daha hazine yardımla tedbir konmasını istedi. AYM Yüksek Yargı Mahkeme son sözü konuyla ilgili kararını 19 Haziran'da açıklayacak. Çok az bir vakit kaldı. Şimdi Millet İttifakı'nın bileşenleri İyi Parti grup kurdu. CHP zaten ana lokomotifti. Geride Deva, Saadet, malumunuz, Gelecek, Demokrat Parti kaldı. Bir araya gelip güçlü bir yapı kurup bir grup oluşturabilirler mi? Bu konuyla ilgili gelişmeler var. İşte onlar. Şöyleceksem mevcut siyasi partilerin biri üzerinde mutabakata varılarak bu grup oluşursa çok daha etkin ve verimli olur. Çünkü milletimizde daha fazla kafa karışıklığına sebep olmaz. Muhalefet mecliste yeni bir grup kurma hazırlığında. Deva Gelecek ve Saadet Partisi arasında devam eden görüşmelere Demokrat Parti de dahil oldu. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 38. Meclise yakında AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi gelecek. Teklif öncesi CHP listesinden seçime giren partiler safları sıklaştırmak istiyor. Görüşmeler Deva Gelecek ve Saadet Partisi arasında sürdürülüyordu. Demokrat Parti de ortak meclis grubu için yeşil ışık yaktı. Sürecin en geç Temmuz ayında netleşmesi planlanıyor. Yani biz şuna karşıyız. Yani bu üç siyasi parti yan yana gelsin başka bir siyasi partinin amblemi altında bir grup kursun. Bu fikir çok sağlıklı bir fikir değil. Deva Partisi olarak Buna çok sıcak bakmıyoruz. Meclis grubunun hangi siyasi parti adı altında kurulacağı henüz belirsiz. Çatı parti formülü DEVA ve Saadet Partisi arasında fikir ayrılığı yarattı. İki parti de grubun kendi çatıları altında kurulmasını istiyor. Partililer ortak grubun gruba ismini veren siyasi partiye siyaseten katılım anlamına gelmeyeceğini vurguluyor. Anayasa değişikliği teklifi Azerbaycan dönüşü Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Teklif için muhalefetin kapısının çalınabileceğini söyledi ama çok umutlu olmadığını da ekledi. Masa etrafındakilere bakıp konuşacak olursak destek vermezler diye düşünüyorum. Ama bizim grubumuzun görevi nedir? Vereceklermiş gibi gidip kendileriyle görüşmektir. Arkadaşlarımıza ben görevi veririm. Arkadaşlarımız grup başkanlarıyla veya başkan vekilleriyle görüşmelerini yaparlar. Böyle bir anayasa değişikliği için ne dersiniz diye sorarlar. Eğer böyle bir anayasa değişikliğine evet derlerse biz de muhalefetle niçin anayasa değişikliğine gitmeyelim? Her yaptığı olaydı. Her sözü manşetti. Doğruya doğru Türkiye'ye de sıklıkla gelirdi Silvio Berlusconi. 83 yaşında hayatını kaybetti. Milano'da tam da şu dakikalarda cenaze töreni düzenleniyor. Görmek lazım, izlemek lazım. Baktığınızda meşhur Doğma Katedrali'nin tam önü. Yaz ilan edildi İtalya'da. Şu anda cenaze töreni. Canlı görüntüler. Berlusconi'nin naaşını taşıyan siyah araç polis eskorta eşliğinde katedrale doğru ilerliyor. Türkiye'yi kimler tes e temsil ediyorlar? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak. Erdoğan'la Berlusconi arasında da özel bir dostluk vardı. Biliyorsunuz Erdoğan'ın evladı evlenirken nikah şahidi olarak da İstanbul'a kadar gelmişti. Hakan Fidan ve Ömer Çelik cenaze töreninin hemen ardından Türkiye'ye dönecek. Berlusconi İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Burası Milano. Katedrale Berlusconi'nin naaşı getiriliyor. Ülkede ulusal yaz ilan edildi. Her yaptığı olaydı. Her gün bir manşet haberini görüyorduk. Çok zengin bir iş insanıydı. Medya kuruluşları, Milan futbol takımı, büyük şampiyonluklar, skandallar. Hayat bir yerde işte bitiyor. Berlusconi'nin naaşı katedrale doğru geliyor. Türkiye'yi de fidan ve çelik temsil ediyor. Hiç böyle düşünmemiştim biliyor musunuz? Sürekli Avrupa ülkelerinden, Türkiye'den bizlerin vize taleplerine red, red, red. Her gün bizde red haberiyle ilgili gelişmeler anlatır olduk. Ama bugünkü manşet. iş tamamen çığırından çıkmış durumda. Abarttığımı düşünmeyin. Yeni bilgilerle güncelledim. Yeniden vize meselesi. İş çığırından çıktı. Ne diyor biliyor musunuz? Almanlar bugün bir uyarı yayınladılar. Türkçesiyle söyleyeceğim. Almanca bilmiyorum da en Türkçesiyle. Kardeşim biz sizin gelmenizi istemiyoruz. Ezgi yazmış oraya bakın. Gelmeyin. Üstelik senin ben vize talebini reddediyorum bana itiraz ediyorsun ya artık itiraz da etmeyin. Almanya, Türkiye'deki vize redlerine itirazların değerlendirilmesini, gündeme alınmasını, karara bağlanmasını askıya aldı. Red taleplerine, neden beni reddediyorsun, bütün yükümlülüklerimi yerime getirdim. Mese'ye, fuara gideceğim, kuzenimin Frankfurt'ta düğünü var. İşte şirketim için görüşme lazım, ithalat yapacağım. Yok, gidemezsin. Red, sorgulayamazsın da. Peki açıklama ne? kitabi açıklama yapılmış. Soğuk bir açıklama. Pandemi sonrası bizim vize yükümüz arttı diyor Almanlar. Randevular için uzun süre bekleniyordu. Randevu ne demek? Aracı vize kurumuna gidip görüşmek için evrak toplamak işte ilk başvuru için daha konsolosluk değil. Daha hiçbir şey yok ortada. 45-50 gün randevu ilerisine veriliyordu. Çin, Fas ve Türkiye. Şu üç ülkeye bakar mısınız? Benim canım ülkem şu yaşananlardan dolayı hangi ülkelerle birlikte adı anılıyor? Çin, Fas ve Türkiye. Buralarda pilot uygulama yapacağız. Artık vize redlerine itirazları değerlendirmeyeceğiz. Bize çok iş yükü olmaya başladı. Ve dijital vizeye geçeceğiz. Üç aydan daha az kalımlar için barkod cep telefonunda olacak ülkeye giriş. Vizeniz dijital ortamda bilgisayar ekranından başvuracaksınız. Daha sonra gerçekleşecek. Peki iş bu duruma nasıl geldi? Temelde sebepleri biliyorsunuz. Bir, yabancılara vatandaşlık. Şakır şakır Orta Doğullara vatandaşlık verdik. Avrupalı diyor ki ya kolaylıkla dağıttığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını gelip bize iltica edecekler. Böyle olmaz vizeler red. Bizden iş kuracağım, burada iş bulamadım, Avrupa'da yaşayacağım, Türkiye'de kendimi hissetmiyorum gidenler. Hatırlayınız ve yeni bilgi.